Japonya ve Güney Kore 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sorunların çözümü için tekrar masaya oturdu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye ile Seul'de tarihi konulardaki anlaşmazlıkları aşmaya hazır oldukları mesajı verdi. İki ülke arasındaki sorunların başında Japonya'nın savaş sırasında Asyalı kadınların cephedeki genel evlerde çalışmaya zorlanması konusu geliyordu. Bu konudaki engelin ileriye dönük olarak iyi ilişkilerin geliştirilmesi açısından gelecek nesillere bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Güney Kore bu konudan dolayı Japonya'dan özür ve tazminat beklediğini dile getiriyordu. Japonya 1910-1945 yılları arasında Güney Kore'deki hakimiyeti sırasındaki politikalardan dolayı Seul yönetimi tarafından eleştiriliyor.